Yardımcım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Kurum Müdürlerim, kıymetli akademisyenler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, şehrimizin necip gençliği ve sevgili öğrenciler, hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Sivas Valiliğimizin himayelerinde Sivas İl Özel İdaresi, Ruciye AŞ, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür AŞ'nin kıymetli katkıları ile Buruciye sohbetleri kapsamında tertip edilen, kökü tarihin derinliklerinde atiye mühür vuracak olan, güzelliklere ve güzel insanlara vurgun Sultanşehir Sivas'ta Buruciye sohbetleri her ay güzide bir misafirini ağırlamaya ve kıymetli Sivaslılar ile buluşturmaya devam ediyor efendim. Buruciye AŞ'nin büyük gayretleriyle Buruciye sohbetlerinin bu akşamki mihmanı şair, akademisyen, fotoğrafçı ve hatta bilardo üstadı kıymetli Profesör Doktor Nurullah Genç hocamız modern zamanların İçli davranışı kendileri yürekten alkışlayalım kendisini. Tekrarlar Cüneyt Hocam, hoş geldiniz, şeref yâb ettiniz bizleri. Birkaç kan pıhtısı dudaklarında, İstanbul hala sevindim sevindim ve hala bir tomurcuk tadında. Yürüyelim seninle İstanbul'da, yürüyelim seninle İstanbul'da. Onun odası bizim karargahımızdı. O meşhur Yağmur şiiri Naat-ı Şerif ortaya çıkarken çok kez görüşmüştük. Böyle güzel bir akşamda böylesine güzel bir sizin gibi değerli gençlerin bulunduğu bir ortamda hocamın şiirini okumak benim için bir onurdur. Affınıza sığınarak hocam paylaşıyorum inşallah. Bir de fon gönderirsek fena olmaz, ben fonsuz okurum ama. Evet. Beni yakışına, o esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum, ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdumdan mahrum edip dolaştırdın cem gibi, ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut, bülbülün küllerine konan ruhum dayandı. Öylesi bir yangını görmedin Nemrut bile, kaktüsün gölgesinde nazlı ahım dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım, kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim, bak günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat, ordugahım dayandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin. Başıma tac ettiğim padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım dayandı. Hocamızın yüreğine sağlık. Çanakkale şimdi bir sevdalı Türkiye'dir. Ey hoyrat bir kavgada yar kapısı bulanlar, ey hayal cümbüşünü karanlıktan alanlar, ey bahriyeli umut piyadeler buyruğu, ey zehirli sularda nergis arayan kuğu, bedbaht etmek baykuşu yuva kuran sermaye, kime verildiğinden habersiz dertli paye. Ey mana evreninde boynuma ilmek olan, ey gayesi tepinmek, tıkınmak, gülmek olan, ey ibrişim tutkular zindanına girenler, ey düşmana en mahrem sırlarını verenler, bu destanın bayrağı gönderinden iner mi? Çanakkale kutlu bir meşaledir, söner mi? Sönmeyecek, karanlık bilmese de niyedir? Bu eflatun sessizlik güller mahzun diyedir. Dünyayı yenenlerin yenildiği o şehir, eşsiz Çanakkale şimdi sevdalı bir Türkiye'dir, diyor hocamız. Bizler bu ülkeyi vatan kılan aziz şehitlerimize minnet borcumuzu bir kez daha dile getirerek, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber nidası ile Yüce Mevla'dan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Sayın Profesör Nurullah Genç hocamız diyor ki, annesi ölene öksüz denir, babası ölene yetim denir, kocası ölene dul denir, ama evladı ölene hiçbir şey denmez. Çünkü bu acıya isim bile konamaz. Programımıza millet olarak ciğerimizin yandığı bu günlerde Kahraman Mehmetçiğimizi de minnet duygularımızı dile getirerek başlamak istedik. Ve bir kez daha kendilerine diyoruz ki Allah yurdumuzu, milletimizi, devletimizi daima payidar kılsın efendim. Kan ve gözyaşıyla beslenen çağımızda şerha şerha çatlamış çorak topraklarımıza bir rahmet gibi yağmur düştü önce. Renksiz, kokusuz, naylon çiçeklere gül adını koyduğumuz bir zamanda bülbüllerin sustuğu, gülzarın tarumar olduğu bir zamanda yağmurla yıkanmış topraklarımıza gül dikmeye geldi Nurullah Genç. İşimiz vaktimizden çok diyen kıymetli Profesör Doktor Nurullah Genç hocamızı başarı bedel ister konulu söyleşisi için sahneye arz ediyorum yürekten artık. Teşekkür ediyorum. Şehrimizin, aziz Sivas'ımızın çok kıymetli milletvekilleri, mali yardımcıları, belediye başkanımız, kısacası çok kıymetli erkan-ı devlet ve siz aziz misafirler, canımız, gönlümüz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, kardeşlerimiz, hoş geldiniz. Rahmetli dedem, 9-10 yaşındaydım da merak ederdim acaba neden damdan aşağı bakıyor diye sürekli. Çünkü bakardı arada bir, çocuklarına derdi ki yolu bile olmayan köyümüzde, ilkokulu olmayan, soğuk suyundan başka nimeti neredeyse göze çarpmayan köyümüzde damdan aşağı bakardı. Köyümüzün adı Pinaduz, yeni ismi Dikili, dağın eteğine dikili olduğu için. Böyle aşağıya doğru bakardı sürekli ve çocuklarına seslenirdi bazen. Derdi ki, Seyfullah, atına bin git, şurada bir hayvan kalmış, onu al getir. Derdi ki bazen, Feyzullah, atına bin balya al götür, şurada bir adam var. Kepenek köyüne gidiyor ama yolda kalmış, yorulmuş. Biz de derdik ki, dedemiz ne güzel adam, ne kadar mübarek, yardımsever. Çünkü şöyle söylerdi zaten. Muhtaç olanlara, yardıma muhtaç olanlara elinizi uzatın. Çünkü yardım etmek üzere uzandığınız her el kendi elinizdir derdi. Ben Sibirya'dan böyle döndüm derdi. Sibirya'da 4 yıl kalmış çünkü. Döndüğünde bütün aile yok olmuş. Köyü yeniden yapmış, oda yapmış, misafir odası, kitaplık koymuş. Bir kış boyu o odada Ahmediyeler, Muhammediyeler okunurdu, destanlar okunurdu, şiirler, divanlar okunurdu ki ben 9 yaşımda 20'nin üzerinde şiir ezberlemiştim o yüzden. İşte o adam akşamları da ufka bakar dururdu, dalıp dalıp giderdi. Sonradan anladık ki meğer bir de şunun için bakarmış. Acaba birlikte Sibirya'ya gittiğimiz 3000'lerden, 5000'lerden birisi daha geri döner mi diye bakarmış. Çünkü 1967 yılında kardeşinin oğlu döndüğünde 3 gün ağlamıştı. Niye bu kadar ağlıyorsun diye sorduklarında ben 1. Dünya Savaşı'nın sonunda bütün ailemi kaybettim. Hiçbirine ağlayamadım. Hepsine şimdi ağlıyorum demişti. Üsküp'te bir konferansta bu hadiseyi anlatırken Balkanlarda kalmış kardeşlerimizden birisi hüngür hüngür ağladı, dışarı çıkardılar. Geriye döndüğü zaman mikrofonu eline aldı ve ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki, şunun için ağladım. Benim babam da 40 yıl damdan Anadolu'ya bakıp durdu. Merak ederdik neden bakıyor diye sorduk. Dedi ki, oğullarım, Anadolu'dakiler öyle güzel insanlardır ki bakmayın burada mahsur kaldığımıza. Onlar bir gün buraya geri dönecekler. Acaba bugün mü dönecekler diye bakıp duruyorum. Benim babam da böyle öldü dedi. Onun için aziz misafirler, biz dünyanın neresine gidersek gidelim, iz bırakmış, özlenen bir milletin evlatlarıyız. Adaletiyle, muamelesiyle, bereketiyle, muhabbetiyle, merhametiyle ve bugün yeryüzünde bu yüzden bizim ve diğerlerinin şahsında zulmün ve merhametin savaşı vardır. Ve bu savaşta emeği geçenlere, bütün kardeşlerimize Allah razı olsun diyoruz. Şehit olanlara rahmet diliyoruz. Çünkü bu sadece İdlib meselesi, Afganistan meselesi, Myanmar meselesi falan değil. Bu iki medeniyetin, ateş ve toprak medeniyetinin, Hazreti Adem'den bize kadar gelen mücadelesinin devamıdır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ve bu nedenle diyoruz ki, bu vatanın düşmanları hainler, Allah onlara da akıl izan versin. Bizden onlara da güzellik dilemek düşer. Gafiller, Bilmeyenlerse inşallah en kısa zamanda tarihimizi, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi öğrensinler de bu topraklardaki mücadelenin adını bir koyabilsinler yüreklerinde. Ve biz inşallah diyorum ki 2071'e gittiğimizde 50 yıl sonra bu topraklarda dünyanın en büyük, en güçlü devletini yeniden bu devleti geliştirerek tesis etmiş olalım. Bütün doğam buna yöneliktir. Ancak çalışmayana Allah vermez biliyoruz. Kur'an'da açık ve nettir ifadesi Rabbimizin. İnsan için çalıştığından başkası yoktur. Bu yüzden benim 19 yaşımda dolabımın kapağındaki beyit şöyleydi. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete rağm ol, yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Çok kıymetli valimize teşrif ettiler. Teşekkür ediyorum valiliğimize güzel bir programı organize ettikleri için. Emeği geçen herkese şahsınızla teşekkür ediyorum. Sivas benim sevdiğim, canım şehirlerden bir tanesi. Bütün Anadolu böyle. Bütün İslam coğrafyası böyle. Bütün kainata böyle bakıyoruz biz. Yunus Emre'ye bakıyoruz çünkü. Yaratılanı hoş görüyoruz. Yaratandan ötürü. Ama bazı şehirler ve bazı yerler öndedir. Bunun için kutsal şehirler dediğimizde aklımıza başka bir dünya, başka bir alem gelir. Mekke'den Medine'ye, Medine'den Kudüs'e, Kudüs'ten İstanbul'a, İstanbul'dan Kayseri'ye, Sivas'a, Erzurum'a, Maraş'a, Antep'e, Ağrı'ya, Kars'a, Kafkaslara, ta Müslümanların olduğu her yere gönlümüz bir başka akar bizim. Ve bu coğrafyaların tamamı bugün bu söylediğim manaya muhtaç diye düşünüyorum. Arzu ediyorum ki bütün mazlum coğrafyaların gençleri, yiğitleri, insanları, delikanlıları, yaşlıları, kadınları adaletin, yeryüzünün sahibi olan, kainatı yaratmış olan Rabbimizin emrettiği şekilde yeryüzünde yeniden tesis edilmesi için bütün güçleriyle gelecek 50 yıla hazırlansınlar. Bizim olmadığımız bir dünya büyük ihtimalle Rabbim bilir. Ama o dünya bir başka dünya olsun. Olsun ki çocuklar yurtlarından, evlerinden uzaklaşmış bir şekilde başkalarının merhametinde 2 lokma ekmek yatacak bir yer için yollara düşmesinler. Olmasın ki anneler çocuklarını muhafaza etmek için kendilerini feda etmesinler. Olmasın ki bir fotoğrafçı ödül alabilmek için bir akbabanın başında beklediği çocuğu kareleyip gitmesin. Olmasın ki Aylan bebeğin fotoğrafı bir daha gözümüzün önüne gelmesin. İşte tüm bunlardan dolayı sevgili gençler, aziz dostlar, bizim başarılı olmaktan öte bir şansımız yok. Bu coğrafyada bulunanların, Anadolu'da yaşayanların, bilhassa Anadolu'da yaşayanların aylak aylak durmak, tembel tembel hareket etmek, başarmamak gibi bir alternatifleri yoktur. Hayat hakları kalmaz yoksa. Çünkü bütün dünyanın nazarı bu toprakların üzerindedir. Yüzlerce yıl önce de böyleydi, bugün de böyle. Ve biz bu yüzden başarılı olmaya mecburuz. Diyor ki Bursalı Ahmet Paşa bir güzel beytinde, canıma bir merhaba sun, canıma bir merhaba sundu ezelden çeşmi yar. Öyle mest oldum ki gayrın merhabasını bilmedim. Sivas bize her zaman çok güzel merhaba diyen bir şehirdir, dostlarımızın şehri. O yüzden Sivas'ta olmanın mutluluğunu tekrar etmeme gerek yok. Burada benim can dostlarım var, arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Gün içerisinde de onlarla, bazılarıyla da buluşup gezdik, bir yerlere gittik. Sivas'ın İnşallah 2071 geldiğinde Türkiye'de Erzurum'un, Sivas'ın, İstanbul'un, bütün şehirlerimizin inşallah bu söylediğim mananın başını çekecek şehirler olmasını canı yürekten temenni ediyorum. Ve biz Ertuğrul Gazi'nin torunlarına vasiyetini, İstanbul'u alın ve gül bahçesi yapın vasiyetini, Ümmi Sinan'ın gül alırlar, gül satarlar, gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, çarşı pazarı güldür gül mısralarını yeniden bütün Anadolu coğrafyasına, bütün mazlum coğrafyalara yazarız inşallah. Ve diyor ki İmam Gazali, cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyenler, tamamını kabuk zannederler. Kavramlarımıza böyle kaldık, biganı kaldık. Neredeyse bir 100 yıldır meselelerimize kendi medeniyetimizin bakış açısıyla yaklaşamadık. Başarı da bunlardan birisidir. Başarıyı Batı medeniyeti, ateş medeniyeti insanı tanrılaştırarak ön plana çıkaran bir kavrama dönüştürdü. Anthony Robbins yıllar önce yazdığı kitapta içinizdeki devi uyandırın derken sanki içinizdeki tanrıyı uyandırın diyordu. Bugün koordinatör kardeşim Bilal'ın gösterdiği bir çocuk çizgi filminde işte içindeki tanrıyı uyandır sözünün bir çizgi filme nasıl yansıdığına şahit oldum. Göğsünde figürler canlanan bir adam ben yarı tanrıyım diyordu çizgi filmde. Onların insana ve başarıya baktıkları cephe böyle. Biz böyle bakmayız. Biz insana kul, kainatın sahibine Rab ve Allah ve insanı yeryüzünde eşrefi mahlukat olarak gören bir zihniyet dünyasının insanlarıyız. Bizim için başarı esastır ama bizim için nefsi göklere çıkarmak, ben demek, ben yaptım demek asla ve asla itibar edebileceğimiz, tertip edebileceğimiz, düzenleyebileceğimiz ve tercih edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü biz yaratmadık. Yaratan kainatın sahibidir. Akıllarımızı veren, gönüllerimizi veren, ruhlarımızı veren, bedenlerimizi veren, düşünme kabiliyetimizi veren, sahip olduğumuz her şeyi veren ve sonunda alan O'dur. Biz başarıyı ancak O'nun bu dünyada, kainatta gerçekleşmesini istediği ne varsa O'nun uğrunda yapmaya çalışan kulları olarak görürüz kendimizi. Ve cevizin kabuğunu kırmamız gerekiyor ki meselelerimize kendi zihniyet dünyamızdan bakalım. Biz farklı bakıyoruz çünkü. Biz Batı'nın pozitivist, rasyonel mantık, agnostik, antropomorfist yaklaşımıyla meselelere bakmayız. Biz sadece bilimi kanatlandırarak, şahlandırarak meselelere yaklaşmayız. Biz içten araştırma metodolojisini dünyadaki en büyük ismi olan İbn Arabi'nin dediği gibi hem harici gözle, hem aklın gözüyle, hem de kalbin gözüyle meselelere bakarız. Biz böyle baktığımız için merhamet insanlarıyız. Ve bu yüzden Ziya Paşa'nın şu beyti ne güzeldir. Adem'e Adem gerektir, Adem etsin Adem'i. Adem Adem olmayınca Adem netsin Adem'i. Adem'i Adem etmek için uğraştığımızın bilincinde bir insan topluluğu içerisinde bizler. Adem'i Adem etmek. Adem Adem olduğunda mesele halloluyor çünkü. Ama Adem Adem olmadığında, özellikle Kur'an'da Rabbimizin ifade ettiği gibi aşağı doğru indiğinde ve hayvanlara doğru yaklaştığında nasıl bir zalime dönüştüğünü Adem'in, nasıl bir caniye dönüştüğünü yeryüzü görüyor bugün. Adem Adem olduğunda Hazreti Adem'i bilen, Hazreti Havva'yı bilen, nereden geldiğini bilen, nereye gittiğini bilen bir varlığa dönüşüyor ki işte orada artık bayağı olandan yüce olana, sefih olandan sefil olandan müstakbel, gelecek, güzel olana doğru yönelen, gittikçe olgunlaşan, kemale eren bir varlık olarak insanı buluruz. Ve böyle bir insanı da biz aziz dostlar kem aletle Adem edemeyiz. Eskiler öyle der, kem aletle kemalat olmaz. Yani yanlış usullerle, doğru olmayan tercihlerle, uygun olmayan esaslarla, yöntemlerle insanlara doğru bir mesajı veremezsiniz. Usulünüzün, yönteminizin doğru olması lazım ki meseleyi onlara medeniyet mantığınızla izah edebilirsiniz. Bu yüzden kemalatla kemaleti bir araya getiremezsiniz. Ve bir filozof arkadaşı soruyor, diyor ki bundan sonra ne yapacaksınız? Filozof gülüyor. Öyle bir ağır soru sordun ki diyor. Neden diyor ağır, ne oldu ki? Ben sadece düşünürüm diyor. Yapmayı başkalarına bıraktım. Evet, mütefekkirler, filozoflar, düşünenler, düşünmek son derece önemlidir. Metin Mengüşoğlu ağabeyin dediği gibi farzdır. Ancak sadece düşüncede kalanlar, eyleme dönüştüremeyenler düşüncelerini kaybederler. Çünkü insanlar üçe ayrılır. Düşünenler, yapanlar, hem düşünenler hem yapanlar. Sadece düşünenler fikir üretirler. Fikir üretmiyorlarsa hayalperest olarak kalırlar. Sadece yapanlar başkalarının düşüncelerinin mahkumu olurlar. Hem düşünenler, hem yapanlar hükmederler. Onun için bugün dünyaya hükmedenler hem düşündükleri için, hem yaptıkları için böyle bir noktadalar. Benim gençlerimin, delikanlarımın bunu çok iyi anlaması lazım. Düşünmeden, tefekkür üretmeden ve ortaya yeni şeyler koymadan ve onu uygulamaya geçirmeden, faaliyete dönüştürmeden hakim olamazsınız. Bu devletin bundan sonraki yıllarında, bu devletin tebaası olan tüm gençlerin, insanımızın tamamının bir şeyler üretmek için çabalamaları lazım. Çünkü şunu çok iyi gördük. Yapanlar olarak, sadece yapanlar olarak kaldığımız sürece yardıma muhtaç oluyoruz. Birilerinden yardım istiyoruz. Destek istiyoruz. Bu ülke şu son 50 yılda bunu çok iyi gördü ve yaşadı. Hani bir zamanlar bizim yöneticilerimizin, askerlerimizin başına çuval geçiriyorlardı da, hiç unutmam, Erzurum'da derslerde bu konu konuşulunca o zaman öğrencilerime diyordum. Diyordum ki, sizden istediğim şey şu, Yahya Kemal'in şu şiirini fazla okumayın. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Kızıyordu öğrenciler. Hocam neden okumayalım? Çünkü buna takılıp kalıyorsunuz. Bugün başımıza çuval geçirildiğini görmüyorsunuz. Sloganlardan kurtulmamız lazım. Yolumuzu sıkıp nara atmaktan kurtulmamız lazım ki düşünelim ve ileri gidecek bir şeyler yapalım. Atalarımızın yaptıklarının üzerine bir şeyler koyalım. Yoksa oyalanıp duruyoruz tarihle ve geçmişle. Halbuki geleceği onaramayanların geçmişleri de yıkılır. Bunu bilmiyoruz. İşte bunun için başarılı olmak zorundayız. Başka şansınız yok. Ve hani bir masal vardır. Benim rahmetli ninem anlatır dururdu dizinin dibinde bize. İşaret ederdi pencereleri, kapıları. Sonradan anladık ki bizim tarihimizi anlatıyor masal. Başarmaktan başka şansınız yok. Emanete ihanet etmek yok. Vazgeçmek yok. Başka şeylere dalmak yok. Yoksa kaybederiz. Derdi ki rahmetli ninem, köylü bir genç kız varmış. Oyasını yaparmış pencere önünde. Hayal edermiş, acaba bir gün bir saraya gidebilecek miyim diye. Acaba ben bir saray kapısından girebilecek miyim diye hayal kurarmış genç kız. Oyasına kuş figürleri düşürürmüş, çiçek figürleri yaparmış ve bir de saray hayal edermiş. Bir gün karnı kınalı bir serçe gelmiş, pencereye konmuş. Merhaba demiş genç kıza. Biz de ya yine serçe konuşur mu derdik. Derdi ki rahmetli, masallarda konuşur çocuklar, masallarda serçeler konuşur. Peki ne demiş serçe genç kıza? Üzülme demiş, ben seni bir saraya götüreceğim. Genç kızı heyecanlanmış, Allah Allah demiş, ya serçe konuştu. Sen nasıl konuşabiliyorsun deyince karnının kınasını göstermiş. Bak demiş, ben karnı kınalı bir serçeyim. Benim içimde ne olduğunu nereden biliyorsun? Uçmuş gitmiş, kız heyecanlanmış, ailesine söyleyememiş. Bir hafta sonra serçe yine gelmiş. Yine aynı şeyler, kızda bir heyecan, kimseye söyleyemiyor. Yine götürecek mi, götürecek mi derken işte çocuklarım 3. defa serçe gelmiş. Kız demiş ki ne zaman götüreceksin? Serçe demiş ki işte şimdi, bunu sormanı bekliyordum. Hazır mısın? Hazırım. Silkinince içinden koca bir zümrüt anka çıkmış. Bin demiş kanatlarımın arasına. Almış onu kanatlarının arasına, götürmüş onu sarayın bahçesine. Sanki Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmişiz gibi götürmüş sarayın kapısına. Demiş ki bak bir şartla bu saraya gireceksin. Şu taş var ya, evet bak üzerinde bir ölü var. Bu ölünün başında 40 gün bekleyeceksin. 40. günü tamamlamadan sarayın kapısına girmeyeceksin. Sonra ölü dirilecek. Bu bir şehzade. Ve seni saraya sultan yapacak. Genç kız heyecanlanmış. Tamam demiş. Ben burada 40 gün beklerim. Bırakmış gitmiş kuş. Bizim köylü genç kız başlamış beklemeye. 1. gün, 2. gün, 5. gün. ihtiyaç duyacağı her şey var orada. 35, 36 derken heyecan basmış. Saraya sultan olacak. Az kaldı çünkü 4 gün kaldı, 3 gün kaldı, 2 gün kaldı derken son gün. Artık son gün, bugün sarayın kapısından gireceğim, akşam olacak, gün bitecek ve ben içeri gireceğim derken Gün ortasında bir hanımefendi ölüye doğru yürüyüp gelmiş. Sen de kimsin diye sormuş genç kız. Kadın demiş ki ben bu sarayın cariyesiyim. Aa ne güzel, ne iyi ettiniz geldiniz. 2 saat şu önünün başında bekleyebilir misiniz? Ben bir sarayı görüp geleyim. Çünkü gün bitince ben saraya sultan olacağım da demiş. Cariye de baş üstüne tabii ki beklerim, siz buyurun. Ne var ki demiş, 1-2 saat dolaşıp geleyim ya, bir sarayı göreyim. Girmiş saraydan içeriye. Başı dönmüş. O kadar güzel ki her şey. Zihni kaybolmuş. Ben buraya sultan olacağım diye gezerken gün bitmiş. Gün bitince ölü dirilmiş. Ölü dirilince başında bekleyen hanımefendiye demiş ki ey 40 gün başında bekleyen, sen artık bu sarayın sultanısın. Bizim genç kız geriye dönmüş, bir bakmış ki cariye sultan olmuş, ölü dirilmiş. Ağlamış sızlamış, yapacağı bir şey yok. O gelince şehzade sormuş, bu kim demiş. Eski cariye, şimdiki sultan demiş ki bu da bizim sarayın cariyesi efendim. Ve bizim köylü genç kız olmuş sarayın cariyesi. Başlamış ağlamaya sızlamaya. Bir gün şehzade hıçkırıklarını duymuş, şüphelenmiş, bu kızda bir şey var diye. Kulak misafir olmuş, bakmış ki dert yanıyor. Bir gün yanına gitmiş, demiş ki ben bir yolculuğa çıkıyorum, bir şey istiyor musun benden? Köylü genç kız demiş ki bana bir sabır taşı getirin efendim. Ninem derdi ki çocuklarım, sabır taşı şöyle mercimek kadar bir taşmış. Dertlerini anlatınca insanlar şişermiş. Dertleri anlattıkça şişermiş. İnsanın dertlerini alırmış sabır taşı, infilak edermiş dayanamayınca. Kız da sabır taşı istemiş. Şehzade döndüğünde sabır taşını getirip kendisine vermiş ve merakla acaba ne konuşacak bu sabır taşına diye kulak misafir olmuş. Bir akşam başlamış bizim genç kız anlatmaya. Böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Dayanamadım, nefsime mahkum oldum. En son bir günü tamamlayamadım, emanete ihanet ettim. Yerime bıraktığım hainmiş meğer. Döndüğümde o saraya sultan oldu, ben cariye oldum. Ey taş, sen ne yaparsın deyince taş büyümüş, büyümüş ve infilak etmiş. Biz böyle gözleri açık bakıyoruz, dinliyoruz. Peki sonra ne olmuş yine? Sonra şehzade demiş ki gel bakalım beni sen anlat. Yani genç kız kalmış mı orada? Tam intihar edecekken kolundan tutmuş derdi. Kendisini aşağı atacakken. Kolundan tutmuş, demiş ki gel anlat bakalım. Anlatınca yüzleştirmiş. Yüzleştirince bakmış ki doğru, eski cariyeye sormuş. 40 katır mı istersin, 40 satır mı? Biz de zannederdik ki 40 satır deyince öldürecek, 40 katır deyince mal verecek, eşya verecek. Yine 40 katırla eşya mı verecek deyince hayır, oğulların o da öyle zannetmiş ama şehzade onu 40 katırın ayaklarına bağlayıp imha etmiş. Cezasını çekmiş kötü. Derdi, biz merak ederdik o serçeden bizim köyün dağlarında var mı diye. Bazen serçelere bakardım, karnı kınalısı var mı diye. Sonra yıllar geçti, İmam Hatip Lisesi'nde okurken öğretmenimiz Sadık Çelenk, şimdi Erzurum'da, şimdi İstanbul'da, Allah hayırlı uzun ömür versin, okulumuzun tiyatro yönetmeniydi. Bir kitap getirdi, dedi ki yeni oynayacağımız oyun bu. Kitabın ismi Sabır Taşı, yazarı Necip Fazıl Kısakürek. İlk defa okuyunca kitabı, ninemin anlattığı masalı Necip Fazıl'ın Sabır Taşı eserinde gördüm. Ah dedim, nine ne anlatmışsın da bize haberimiz yok. Çünkü üstad öyle bir verir ki onu, anlarsınız bizim tarihimizin masal olduğunu. Son 100 yıldır bu topraklarda sultan olanların bu topraklara nasıl cariye yapıldığını orada anlarsınız. Bugünkü hikayeyi oradan anlarsınız. O masalı iyi bilenler bugünkü meseleleri de daha iyi anlarlar. Çünkü birileri bizim bu topraklarda yeniden gönüllerin sultanı bir millete dönüşmemizi asla istemiyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü onlar bizim bu topraklarda hizmetkar olmamızı çok sevdiler. Onlardan yardım istememizi, onlara elimizi açmamızı, başımıza çuval geçirmeyi falan çok sevdiler. Niye terk etsinler ki? Onlardan, bunun vazifesi de onlara ait. Kararı siz vereceksiniz. Ya çalışacaksınız, didineceksiniz, çok şey üreteceksiniz, üreteceğiz hep beraber. 50 yıl sonra bu toprakların, dünyanın en büyük devletinin sahibi yapacağız. Ya da kaybolup gideceğiz. Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi dağılıp gideceğiz. Bunu bu kardeşiniz şimdi mi söylüyor? Hayır. Benim sınıf arkadaşım var burada aranızda. Üniversitede derslerde 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda derslerde öğrencilerle paylaşıyordum bunu. Diyordum ki ben bilim adamıyım, bilgiden bakarak, bilginin ışığına bakarak görüyorum. Bu Libya'yı, Mısır'ı, Cezayir'i, Tunus'u, bu Arabistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Ürdün'ü, Amman'ı, Katar'ı, buraları dizayn edenler, Osmanlı'yı yıkmak için hazırlanmış 100 plandan bir tanesini seçerek dizayn etmişlerdir. O isimlerin hepsi o planda vardır. Bir tek isim kalmıştır bizim Güneydoğu Anadolu'muzun da içinde olduğu Kirman Devleti. Onun dışında bütün devletleri kurdurmuşlardır diye anlatırdım öğrencilerime. Ama bilesiniz ki buraları tasarlayanlar bu bekçileri buraya koymuşlar ya, günü gelir bu bekçilerle oynarlar. Bu bekçileri rotasyona tabi tutarlar. Bunları değiştirirler. Başkalarına getirmeye çalışırlar. Bu topraklara yeni bir şekil vermek isterler. Bazı öğrencilerim garip garip bakar sorarlardı. Ya hocam kahinlik mi yapıyorsunuz? Hayır dedim, kehanetle falan alakası yok bunun. Tamamen okuduklarımızdan yola çıkarak bir koridor oluşturuyoruz dünyamızda. Bunu görmeye çalışıyoruz. Bu tarih felsefesiyle ilgili sosyolojik bir hadisedir aynı zamanda. İşte o yüzden bu Muradına Eren Dilber masalı bütün genç kızlarımızın ve delikanlılarımızın masalı olmalı artık. 40 günü tamamlamadan, ölüyü diriltmeden, büyük bir mücadele vermeden biz bu topraklarda tatmin olmamalıyız. Bu imparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğunu dağıldığı için bugün tukaka sayanlar, bir daha Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu topraklarda yaşayan insanlar dirilmesin, ayağa kalkmasın, gönül birliği yapmasın diye uğraşanlar, bizden en büyük dersi verdiğimiz silahlı mücadeleyle değil, vereceğimiz gönül mücadelesiyle, sevgi mücadelesiyle, barış mücadelesiyle, merhamet mücadelesiyle 50 yılın içerisinde bu topraklardan almalı diye düşünüyorum. Ve Şeyh Edebali'nin o güzel çağrısına uyarak yapmalıyız bunu. Ne diyor Şeyh Edebali? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Buna uyarak. Biliyorsunuz aziz dostlar, Japonlarla ilgili benim bir hatıram var. 1987 yılıydı. Doktora dersleri alıyorum. Aynı zamanda doktora tezi hazırlamaya çalışıyorum bir yandan da. Stratejik yönetim ve yönetim organizasyonluk çalışıyorum. Duydum ki o zamanlar bir Japon heyeti Türkiye'ye gelmiş. Türkiye neden geride kaldı araştırmaları yapıyor. Meseleyi takip ettim. Sonra Japonların hikayesini baştan sona okudum. Krizantem ve Kılıç'ı okudum. O günlerdeki meşhur kitaplardan birisiydi. Japonlar 1945'te yerle bir olunca 60'a kadar büyük bir muhasebe yapıyorlar. Neden geride kaldık? 60'ta meseleyi tespit ediyorlar. Amerikalı düşünürler, Deming'ler falan gidiyor. Bu toplam kalite yönetimleri oradan doğmuştur zaten. Meseleyi tespit ediyorlar. Neden geride kaldıklarını tespit ediyorlar. Hatta üniversite öğrencilerimizin dikkatini daha fazla çekebilir. Bir öğretim üyesi sınıfa giriyor, heyecanlı bir şekilde neden geride kaldığımızı tespit ettik diyor. Soruyorlar hocam neden geride kaldık? Diyor ki özgeçmiş yazmayı bilmiyormuşuz. Hocam onda ne var diyorlar, özgeçmiş yazarız. Dağıtıyor beyaz kağıtları. Hadi yazın bakalım. Onlar özgeçmiş yazmaya başlarken ama bir şartla yazacaksınız diyor. Geçmişi yazmayacaksınız. Ama hocam geçmiş olmadan özgeçmiş olur mu? Diyor ki hoca, evet olur. Sanki şimdi doğmuşsunuz gibi bir hayal kurun bakalım. 50 yıl sonra neyi yaptınız? Onu yazın. 80 yıl sonra ne yaptınız? Onu yazın. Topluyor kağıtları, kağıtlar bomboş. Boş beyaz kağıtları gösteriyor. İşte diyor bizim problemimiz bu. Bizim bir gelecek hayalimiz yok. Çünkü hayalleri olmayanların gelecekleri olmaz. Ben anladım. Bu meseleyi öğrendikten sonra, Japonları da bir iyice okuyayım dedikten sonra anladım ki bizim meselemiz de bundan farklı değil. Çünkü Ertuğrul Gazi'nin Konstantinopol'ü alın, gül bahçesi yapın deyişi, Peygamberimizin bize o hayali aşılayan şu hadisine dayanır. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَانْتِنِيَّةُ فَلَا نِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَا نِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ. İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Bu hayali ama müjdecisi olduğu bir hakikatin hayalini Müslümanların ufkuna sokan Peygamberimiz yüzlerce yıl İstanbul kapılarında şehit düşenlerin de habercisiydi. Ebu Eyyub el-Ensari'nin habercisiydi. Abdülvahhabi Gazi'nin habercisiydi. İşte onlar o hayalle o topraklardayken onların torunları bugün bu topraklarda hayalsiz olamazlar. Onların torunları bugün bu topraklarda günübirlik yaşayamazlar. Nerede akşam orada sabah yaşayamazlar. Yaşarlarsa kaybederler. Ekip Anadolu'da da bir çalışma yaptı. Sonuçları o zamanki Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler, Allah rahmet eylesin, Vehbi Dinçerler'in odasında sunuldu. Bize gelen bilgi böyleydi. Raporun son cümleleri şöyle. Siz de şundan geride kaldınız. Dünya milletleri içerisinde tarihi en zengin olanların başında geliyorsunuz. Ama tarihini çocuklarına ve gençlerine en az öğreten ve hayalleri olmayan milletlerin de başında geliyorsunuz. Bizim bürokratımız hemen ayağa kalktı. Siz nasıl yaptınız diye sordu. Japon Heyet Başkanı cevap verdi. Biz 3-5 yaşına geldiğinde çocuklarımızı alırız. Fabrikalara, köprülere, yollara, teknolojik vasıtalara, onların üretildiği yerlere götürürüz, onlara deriz ki bunları biz yapıyoruz, birinciyiz. Sonra götürürüz, çocuk mutlu olur, biz birinci miyiz baba, evet, ya da kız, erkek neyse. Sonra götürürüz onları Nagasaki'ye, Hiroşima'ya, deriz ki burada da öldürdüler bizi, 100.000'imizi, 200.000'imizi. Çocuk sarsılır, hayret içinde kalır. Baba hani biz birinciydik deyince deriz ki işte o zaman birinci değildik. Ya birinci olacaksın, ayakta kalacaksın, güçlü olacaksın ya da geride kalacaksın, başına bombalar atacaklar. Orta Doğu'daki bombaların anlamı nedir ki zaten? Güçlü olsaydı Orta Doğu bunlar olur muydu? Bunlar olur muydu? Rusya'nın ne işi var orada, Amerika'nın ne işi var? Şunu soruyorum size, Osmanlı'nın zamanındaki bir gücümüz olsaydı kim gelip bu topraklara dokunabilirdi? Kim öldürebilirdi o kadar insanı? Bunu söylüyor Japon. Diyor ki birinci olacaksınız. Ve onlar hayaller belirliyorlar. 20 yıllık, 30 yıllık hayaller. Her biri bir hayal belirliyor. Sadece bir firmanın hayalini anlatacağım. Bir firma Tokyo'da 20-30 kişilik yönetici grubunu topluyor. İş makineleri firması. Yönetici diyor ki bizim geleceğin en büyüğü olmamız şart. Onun için beyin fırtınası toplantısı yapıyoruz. Firmamız için hayal önerin. Biri kalkıp diyor ki Tokyo'nun en büyüğü olalım 20 sene sonra. Biri diyor ki Uzak Doğu'nun, biri diyor ki Japonya'nın. Kimseden ses çıkmayınca yönetim kurulu başkanı tahtaya Marusi diye yazıyor. Maru-C. Soruyorlar başkan bu C nedir? Maru yakala demek. Diyor ki başkan neden Japonya'nın, Tokyo'nun, Uzak Doğu'nun en büyüğü olmayı hayal ettiniz de dünyanın en büyüğü olmayı hayal etmediniz? Gözler fal taşı gibi. Çünkü Marusi şu demek, dünyanın iş makinelerindeki lider firması, Caterpillar firmasının, Cat firmasının bütün pazarlarını kuşatalım. Herkes parmaklarını kaldırıyor, yumruklarını sıkıyor. Vizyonumuz tamamdır, Marusi diye başlıyorlar çalışmaya. 20 sene sonra ne oluyor biliyor musunuz? Dünya piyasalarında, iş makinelerinde Komatsu 1, Cat 2. Ben bunu Kocaeli'nde iş adamlarına anlattım da 2005-2006 yıllar. Bir hafta 10 gün sonra evime bir büyük koli geldi. Koliyi açtım, içinde bir mektup. Mektupta şöyle yazıyordu. Firmamızın tarihi hadisesini Kocaeli'nde iş adamlarına anlattığınız için size teşekkür ediyoruz. Lütfen bu paketteki iş makineleri maketlerini mahallenizin çocuklarına dağıtın. Ve ben 2 gün Komatsu'nun iş makineleri modellerini mahallemizdeki çocuklara dağıttım, emanet diye. İşte böyle olunuyor. Peki bizim hayalimiz ne? Biz dünyanın en güzel medeniyetin insanlarıyız. Bizim hayalimiz ne? İşte onun için 2071, onun için bir hayale ihtiyacımız var. Ve aziz dostlar hatırlayın, Çanakkale seferleri o hadiseden sonra gelişmiştir. Rahmetli Özal'ın talimatıdır. Şu Çanakkale'yi bir tanıyalım. şu Çanakkale'yi öne çıkardılar. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü bizim bürokrat o zaman tekrar müdahale ediyor. Diyor ki bizim Nagasaki'miz, Hiroşima'mız yok ki. Ve Japon Heyet Başkanlığı'nın cevabı şöyle. Yazıklar olsun diyor. İşte bu raportan da size anlatıyor. Siz İstanbul'u fetheden millet değil misiniz? Siz Çanakkale Savaşı'nı yaşamadınız mı? Her karışına binlerce mermi düşmüş. Sizin bunu söyleme hakkınız yok. Dünyanın en zengin tarihine sahip milletlerin başındasınız. Bunu söylemeye hakkınız yok. Ama ne acıdır ki vaktimiz çok fazla olmadığı için giremiyorum. Çanakkale'yi Truva Savaşı olarak niteler Batılılar mesela. O yüzden Çanakkale Boğazı'ndan giren ilk geminin adı Agamemnon'dur. Agamemnon Truva'daki Yunan kralının adıdır. O yüzden Agamemnon Truva Savaşı'nı anlatırken İlyada da Homeros öyle yazar. Truva sahillerinden çekilirken der ki biz Truvalarla değil onların tanrılarıyla savaştık. Bu yüzden Çanakkale önünden çekilirken İngiliz Generalı Hamilton aynı sözü söyler. Biz Türklerle değil onların tanrılarıyla savaştık. Onlar için Çanakkale bir Truva Savaşı iken onlar Truva'yı anlatan Homeros'un İlyadasına 2500 üzerinde şerh yazmışken, İncil'den sonra en çok okunan eserken biz Çanakkale için 79-80'li yıllara kadar 50 tane eser yazabilmişiz. 50 tane şiir ya da birkaç makale. Bizim Çanakkale'yle olan ilişkimiz bu kadar. Bilmiyoruz ki. O da bilmiyor. O yüzden Çanakkale ile ilgili talimattan sonra Çanakkale seferleri başladı ve bugüne geldi. Ve benim Çanakkale ile ilgili İmam Hatip Lisesi'nde bir hatıram var. Tüyler ürpertici. Müdür bey beni çağırdı bir gün, İmam Hatip müdürü. 50 tane yazı metni oradan biliyorum. Dedi ki şu 50 metnin dışında bir metin bul kütüphanelerden getir. Cuma günü Çanakkale şehitlerini anma programı var. Orada okuyacaksın. 2 gün aradım hiçbir şey bulamadım. Bir de böyle saçlarımda uzamış boyacılık yapıyorum kestirememişim. Beden eğitimi öğretmeni de derin bir makas attı. 2 tane çizgi var burada. Kütüphanelerde kitap arıyorum Çanakkale ile ilgili ama berbere gittim düzlesin diye düzlenmedi. Çizgiler böyle herkes garip garip bakıyor bana. 2 çizgili bir delikanlı Çanakkale araştırıyor. Bulamadım. Kapısını çaldım. Hocam bulamadım deyince defol dedi ben neyi göndereceğim? Sen şair değil misin? Şiirlerim o zaman ödüller alıyor. Şair değil misin? Git dedi. Bul getir. Tarih hocaların odalarına gittim. Dediler bunlardan başka yok. Çaresiz kaldım. Tarih kitabındaki 2 paragraflık Çanakkale'yi sabaha kadar okudum. Mehmetçikler imanla Allah Allah dediler, her mermiye atışta bir Bismillah dediler diye bir Çanakkale şiiri yazdım. Adını yazamadım altına korkumdan. Ziya Osman Saba diye yazıp hocaya götürdüm. Aldı baktı, Allah Allah dedi ya Ziya Osman Saba'nın böyle bir şiiri de mi varmış? Vallahi hocam dedim, ben de bilmiyorum, öyle kenarda köşede bir yerde buldum. Bunun üzerine dedim ki... Bazen arkadaşlara diyorum hayatımız macera diye, valla böyle macera ve dolu hayat. Dedik, ben de şöyle düşündüm, dedim ki hoca şöyle der, götür bunu oku. Ben de şairinin ismini anmadan okurum, görev yerine getirilmiş olur. Öyle olmadı. Git dedi edebiyat hocanı çağır. Gittim, hocam dedim sizi çağırıyorum diyor. Ne oldu? Valla bir şiir kontrol ettirecek herhalde. Hoca geldi şiire baktı, dedi ki Ziya Osman'ın böyle bir şiiri yok. Onun üslubu da böyle değil zaten. Müdür bey döndü, Ankara'da şimdi Abdurrahman hocam, ellerinden öperim, mübarek adamdır. Dedi ki, oğlum nereden aldın bunu? Ben böyle akına sıkına, hocam vallahi çaresiz kaldım, bulamadım, ben yazdım dedi. Ne dedi? Sarıldı, öptü beni, ben de zannediyorum kızacak. Öptü beni, döndü dedi ki, hemen dedi dersleri tatil et, öğretmenler ve öğrencileri salona topla. Herkesi topladı, çık anlat dedi hikayeyi ve şiiri oku. Önce kendisi anlattı beni nasıl kovduğunu. İyi ki kovmuşum dedi. Bakın ne oldu. Sonradan öğrendim ki Arif Nihat Asya da bayrak şiirini böyle yazmış. Milli Eğitim kendisinden bayrakla ilgili bir şiir istemiş. Bulamayınca, öğrencileri de bulamayınca sabaha kadar oturmuş. Bayrağa baka baka bir şiir yazmış. Onlar da bayrak şiiri. Ve ben gittim törene. Arkaya kulise geçtim. Çizgiler duruyor derin. Erzurum Lisesi'nden bir genç kız döndü dedi ki Çanakkale'den mi geliyorsun? Evet dedi. Bilmiyor ki sabaha kadar Çanakkale'deydim ben. Mehmet Akif de Çanakkale'ye gitmeden yazmış destanı zaten. Ben hayalen Çanakkale'deydim gece boyu. Hep hayal ediyordum o mermiler nasıl gitti falan diye. Çıktım sahneye, hikayeyi anlattım, şiiri okudum. Önce bir kahkaha, sonra pür dikkat şiiri dinledi herkes. Önde 1. Ordu Komutanı, o zaman şimdi Erzincan'da, o zaman Erzurum'daydı. Orgeneral, subaylar, generaller. Şiir bitti. Kıymetli 1. Ordu Komutanı sahneye çıktı, sarıldı, tebrik etti. Bütün subaylar çıkmak zorundalar artık. Komutan sahnede çünkü. Ben yarım saate ancak indim. Şapur şupur, şapur şupur. Yüzümün böyle ıslandığını çok iyi hatırlıyorum. Ama nasıl mutluyum. Ben bekliyorum dayak yiyeceğim. Ortaya çıkan sonuç böyle. Arkaya geçtim. Abdurrahman Teber havalara uçuyor. Hocam benim. Kendisi de der, ben kısa boyluyum. Biraz kısa boylu ama uzamış. Yani uzamış. Böyle havaya uçuyor. Gel sana bir sarılayım falan dedi. Öptü beni. İşte hayatımın en trajik günlerinden birisidir aynı zamanda. Yaşlı bir adam geldi. Gözlüklü, gözlük camları kalın. Evladım dedi, huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ben gittim elini öptüm. Dedim ki ben eğilirim sizin huzurunuzda. Ağladı. Dedi ki Çanakkale Destanı dünyanın en büyük destanlarındandır da bir millet bir destana bu kadar kör olamaz. Biz 50 tane eser yazamamışken onlar Truva Savaşı'na 2500'ün üzerinde şerh yapmışlar. Biz Çanakkale'yi bilmezken onlar Truva Savaşı'nı anlatan Homeros'un İlyadası'nı İncil'den sonra en çok okurlar. Oğlum sen ne yaptın? Allah rızası için git Çanakkale'yi gez, öğren, ne yapıyorsan yap bir destan yaz dedi. Özgeçmişte vardı ya Çanakkale her şey yanıp gül oldu. Onun temellerini attı o gün. Ve ben yıllarca Çanakkale'nin peşinden koştum. En son o eser yazıldı. Çanakkale Kongresi düzenlendi. Ben de Kocaeli Üniversitesi'ndeydim. Bir televizyon programında, ulusal bir televizyonda Çanakkale'yi konuşuyoruz. Bittikten sonra dediler ki bir hanımefendi canlı yayına bağlanmak için çok uğraştı. Program formatında olmadığı için bağlayamadık. Kimdir dedim, bilmiyoruz dediler. Telefonu aldım aradım. Ben dedi, hani size Çanakkale töreninde bir destan yaz diyen tarih doçenti Fahrettin Kırzoğlu'nun yeğeniyim. Hani sizi üniversiteye davet etmişti, 50 tane de kitap vermişti ya. Çünkü müdür beyle beni çağırdı, 50 tane de tarih kitabı hediye etti bana o zaman. Ben onun yeğeniyim de, o ölmeden önce bile sordu, bir genç Çanakkale destanı yazacaktı, ne oldu diye. Ben de telefonda doldum doğrusu. Dedim ki ben hazırlamıştım kitabını hocanın. Daha yeni çıktı, kendisine getirecektim. Eyvah dedi, kaybettik dedi. Rahmeti Rahman'a gitti. Benim Çanakkale'de de böyle bir hatıram var. Ama bizim meselemiz artık bugün Çanakkale'yi çok iyi bilip bundan sonra bir Çanakkale daha yaşanmasın diye çok büyük çabalar sarf edip başarılı olmak meselesidir. Bunun yolu da önce kendimizi tanımaktan geçer sevgili gençler. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu diye buyurur Peygamberimiz. Kim ki nefsini bildi kendini bildi. Biz kendimizi öyle bir tanımalıyız ki Şeyh Galib'in şu beytinin mutlaka muhatabı olmalıyız. Hoşça bak zatına ki zübde-i alemsin sen, merdüm-ü dide-i ekvan olan ademsin sen. Kendimize baktıkça bir kainat görmeliyiz. Yaratılmışların göz bebeği olan Adem olduğumuzu anlamalıyız. Biz kedi değiliz, biz köstebek değiliz, kuş değiliz, balık değiliz. Biz insanız. Bir kediyi Sivas'tan Kayseri'ye götürseniz ne yapacak ki? Ben taşındım demez. Çünkü onda o akıl yok, o hafıza yok, bizde var. Biz gereğini yapmak zorundayız. O yüzden biz kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi, medeniyetimizi, amacımızı, hayalimizi, davamızı bileceğiz ki bedava adamlar olmayalım. Çünkü insanlar ikiye ayrılırlar. Dava adamları, bedava adamları. Bedava adamları dava sahiplerinin mirasını yerler. Biz 100 yıllık miras yediyiz. Bu topraklarda 200 yıllık neredeyse miras yediyiz. Yeniden bizim nesillerimizin bizimle onur duyacakları eserlere bu ülkede imza atmak zorundayız. Bu da bedel ister. Çünkü başarı bedel ister. Biz hayalinin şu mısralarında muhatabı olmayacağız. Cihan ara, cihan içredür arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya içredür deryayı bilmezler. Diyor ki cihanı süsleyen cihanda işaretlerini koymuştur da birileri bunun farkında değildir. Diyor ki o balıklar ki denizdedirler ama denizden haberleri yoktur. Hayır, biz Sivas'ta olduğumuzdan haberdar olacağız. Buruciye'de olduğumuzdan haberdar olacağız. Biz Erzurum'da olduğumuzu bileceğiz. İstanbul'da olduğumuzu, Anadolu'da olduğumuzu bu ülkenin evlatları bilmek zorundalar. Anadolu neden Anadolu olmuş? şükür bilmek zorundayız. Balıklar gibi olursak kaybederiz. Biz tıpkı şairin şiirinde dediği gibi ırmak olacağız ama bir çölde kaybolan ırmak değil, bir denize, 2071 denizine kavuşan ırmaklar olacağız. Diyor ki şair, her insan bir ırmaktır. Akar, akar, akar. Ne zavallı ırmaklardır onlar. Bağların arasından, bahçelerin arasından, yemyeşil çiçeklerin, çimenlerin arasından akar dururlar. Sonunda kavuşabilecekleri bir deniz bulamadan ya bir bozkırın ortasında ya da bir çölde kururlar. Ne zavallı ırmaklardır onlar. Bir de imrenilesi ırmaklar vardır. Dağların arasından, taşların arasından, sarp yamaçlardan, keskin uçurumlardan, derin vadilerden akar dururlar. Sonunda kavuşabilecekleri bir deniz bulurlar. Ya daha büyük bir ırmak ya da deniz olurlar. Ne imrenilesi ırmaklardır onlar. Ve her insan bir ırmaktır. Akar, akar, akar. Nereye akacaksınız? Karar vermeniz lazım. Bir bozkırda kurumaya mı? Bir büyük denize, 2071'e mi mesela? Bu ülkenin çocuklarının ve gençlerinin bu hafızaya artık sahip olması lazım bütünüyle. Yoksa düşman kavi, çevremiz ateş çemberi. Yoksa şartlar zannettiğimiz kadar güzel değil. Ne mücadeleler verenler var bugün bu topraklarda. Ve aziz dostlar, diyor ki Sezai Karakoç Üstad, biz koşu bittikten sonra da koşabilen atlarız. Bizim için başarı koşuyu bitirmek değildir. Koşu bittikten sonra da koşmayı becerebilmektir. Biz bir hedefe ulaşmayı değil, o hedefe aşmayı hayal ederiz. Biz sadece mesaimizi bitirmeyi değil, mesaiden sonra da çalışmayı hedefleriz. Biz sadece emekli olmayı değil, biz emekli olduktan sonra da üretmeyi hayal ederiz. Kısacası biz ölüm anı 5 dakika sonra olsa bile bir tohumu toprağa fidan olarak dikmeyi hayal etmesi gereken bir zihniyet dünyasının insanlarıyız. Bizim için başarı budur. Ömrümüzün her anında bir şeyler yapmaktır. Tembel olmamaktır. Uyumamaktır. Aklı uyutmamaktır. Kalbi uyutmamaktır. İnsanları uyutmamaktır. Biz çalışmaya, başarılı olmaya mecburuz. Onun için tedrice mecburuz. Eskiler tedric derdi. Derece derece gitmek, adım adım. O yüzden tecride mecburuz. Kendimizi adayacağız. Tecrid, soyutlamak ve adamak demektir. Davamıza kendimizi adayacağız. Bu yüzden Mevlana'nın tecdidine mecburuz. Dün, dünde kaldı cancağızım. Yeni şeyler söylemek lazım. Adım adım gideceğiz. Kendimizi adayarak gideceğiz. Yenilenerek gideceğiz. 2071 başka bir dünyayı karşılayacak. Bunun rüyalarını görüyorum. Neredendir bilmiyorum. Epey zamandır hep rüyalarımda 2071'i görüyorum, nasıl bir işse heyecanlanıyorum. Çünkü diyorum ki 15 Temmuz'da Rabbim bu milletin kalbine 2071'in tohumlarını saldı. Buna inanıyorum. Yıkılmadık ya, o büyük mücadeleden çıktık ya. Gelecek bizimdir Allah'ın izniyle. Buna inanıyorum. Ve başarıyla ilgili birkaç temel kavram var. Onlardan bahsedip yavaş yavaş toparlayıp kendi hayatımdan da anlatacağım bir hadise var. Onu paylaşıp bitireceğim. Bilmiyorum saatimiz kaç oldu Bilal, unutma bak ben dalar giderim. Saat kaç? 8'e 10 var. Tamam. Herhalde 8'i çeyrek geçe bitirlemişti. Bana 25 dakika iyi yetiştiririm inşallah. Şimdi şundan dolayı kusura bakmayın, ne olur beni bağışlayın. Başarı bedel ister. Aşağı yukarı 6 saatlik bir çalışma gerektiriyor. Biz atölye olarak yapıyoruz bunu İstanbul'da birçok belediyelerde. Tek tek tüm kavramlar üzerinde duruyoruz. Burada ona imkan olmadığı için seçerek bazı şeyleri anlatmak durumundayım. Başarının 4 temel unsuru var. Gençlerimiz bunu yazsınlar bir tarafa. Bilgi, tecrübe, yetenek, istek. Bu 4'ünü diğer 3 kavramla birleştirin, başarı sizindir. Yani tedricle, tecditle ve tecrit, tecrit, tedriç. 3. Tedriç derece derece. Tecrit adanmak, tecdit yenilenmek. Bu 3 kavramı şu 4 unsurla birleştirin. Bir tanesi hepsini kuşatacak. Tedrici tecrübeyle, adım adım giderseniz tecrübe sahibi olursunuz. Tecdidi bilgiyle, yenilenirseniz bilgi sahibi olursunuz. Ve tecridi de yetenekle. Neyi başarabileceğinizi bilirseniz ona adarsınız kendinizi. O yetenekle ilgili büyük çalışmalar yaparsınız. Onun için kendimizi tanımaktan kastım da buydu. yeteneklerimizi bileceğiz. Tecrübeyle gideceğiz, büyüklerimizden ders alacağız ve mutlaka okuyacağız. Her gün okuyacağız. Sadece kitaplara değil, kainatı okuyacağız. Hadiseleri okuyacağız. Sayfa sadece elinizdeki kitabın sayfası değil. Kuşun kanadı sayfadır. Sineğin başı sayfadır. Yıldızlara baktığınızda sayfalar görürsünüz. Ayağınızdaki toz, koronavirüs, aklınıza gelen ne varsa her biri bir sayfadır. Yaratanın bize sunduğu sayfalar. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Okuyacağız. Hem kitaptan hem de kainat kitabından öğrenmemiz lazım. Bu yüzden bilgilenmeyenlerin başta söylediğim gibi düşünmesi ve üretmesi mümkün değildir. Düşünmesi ve uygulaması mümkün değildir bilgi sahibi olmayanların. O da orayla birleşiyor. Düşünenler aynı zamanda okuyanlardır çünkü. Okumayanlar düşünemezler. Ve malumata dayalı bilgiden uzak durun. Kulaktan dolma bilgi yok. Bilgiyi mutlaka kaynaklardan alın. Çünkü insanoğlu abartılı bir varlıktır. Mübalağacıdır. Sosyal medya bilgisi falan sahih bilgi değildir. Sahih bilgi kaynak bilgisidir. Kaynağa bakıp, kitaba bakıp bilgiyi test etmeniz lazım. İnsan değiştirir. Muzaffer Şerif arkadaşlarının çocuklarla ilgili deneyi var. 40 çocuğa bir kavram veriyorlar yanındakine söyle diye. Birinci çocuğa civciv diyorlar, 40.'dan sığır çıkıyor. Çocuklar bile civcivi sığır yapar. İnsanın tabiatında vardır bu. Bir bilgi kulaktan dolma olduğunda eklenir, çıkarılır, büyütülür, farklılaştırılır, size gelir. Ama kaynak böyle değildir. Kaynakta sahih olarak o bilgi durur. Onun için çalışacağız. İkincisi yetenek. Yeteneğinizi test edin. Tespit edin. Gerekse yetenek tahlili yaptırın. Ama yeteneğinize göre çalışın. Üçüncüsü tecrübe, yetenek, bilgi. Bilgiyi dedik zaten. Tecrübe. Adım adım gideceğiz. Dördüncüsü istek. İstek bütün hepsine hakim. İsteğiniz yoksa tecrübe işe yaramaz. İsteğiniz yoksa yetenek işe yaramaz. İsteğiniz yoksa bilgi işe yaramaz. Hepsini bir isteğin içerisinde tutacağız. O nasıl oluyor? Onun formülünü vereceğim size. Bir Hattat'ın hatıralarından. Hattat Mehmet Efendi onun formülünü çok güzel anlatıyor hatıralarında. Diyor ki, ben atadan dededen kalma mirasla geçinen bir adamdım. Pencerenin önünde elimde hokka, kalem, oturur besmele yazardım, vav yazardım, mim yazardım. Ama kimse benim vavımdan, mimimden haberdar değildi. Beni kimse bilmezdi. Ne zaman ki bir oduncu geldi, bana hayatımın dersini verdi. Ben işte o günden sonra Hattat Mehmet oldum. Hattatlık Osmanlı'nın en yüce sanatlarından birisi ve mukaddes bir sanat. Şu söz hattatlarımızdan doğmuştur. Kur'an Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı. İşte bizim hattatlarımız söyletmiştir bunu. Ve diyor ki, bahçede odunlar vardı, kütükler. Kırılmasını bekliyorum. Ama oduncu yok, gelmedi bir oduncu. Odunculuk da önemli bir meslek o zamanlar bilirsiniz. İri yarı adamdır oduncu. Pazusu güçlü kuvvetlidir. İki balta taşır omuzunda, yürüdüğünde yerin oynadığını zannedersiniz. İri yarı heybetli bir adam. Bileği çıkarır, baltaları bileyler. Bir evin ihtiyacı olan kütükleri 2 saatte kırar, bir altın alır gider. Akşama kadar oduncu gelmedi diyor. İkindi karanlığı çökmek üzere, ikinden sonraki ikinci yarısı ikindinin. Tam da vazgeçiyordum, kalkacaktım ki bahçenin bulunduğu yolun köşesinden cılız bir ses duydum, oduncu diye. Döndüm ki eli bükülmüş bir ihtiyar, pati pati yürüyor, bir balta var omuzunda. Kendi kendime dedim ki bizim odunları bu mu kıracak? Kara kara bu oduncuya mı kaldık? Baktım diyor, adam hiç oralı olmuyor, yürüyor, emin. Oduncu diyor, sağa sola bakıyor. Kendi kendime bir daha dedim ki acaba bu odun kırabilir mi bu adam? Tam diyor evin önünden geçerken gayri ihtiyari amca dedim. Döndü, buyur evlat. Bizim odunlar var, kırabilir misiniz? Oğlum ben odun kıracağım, kırdırmak istiyorsan söyle dedi. Buyurun dedim. Merakla bekliyorum ne yapacak. Geldi diyor, baktı kütüklere. Baktı. Amca ne kadar zamanda kırarsın dedim. Oğlum 1 saatte kırarım. Amca olur mu, nasıl kıracaksın 1 saatte? Evladım ben odun kıracağım, kırdıracaksan söyle diyor. Peki ne kadar ücret alırsın? 2 altın alırım. Ya oğlum, amca olur mu? Oduncuların ücreti bir altın değil mi? Oğlum benim ücretim 2 altın. Kırdıracaksan söyle, beni niye meşgul ediyorsun deyince merak ettim diyor, amca buyur kır dedim. Odunlara şöyle bir baktı, yerini yaptı. parçaları kontrol ediyor adeta. Şimdi bilardo ustası falan dedi ya, biz bilardoda da öyledir. Topların duruşuna bakarız, bir pozisyon belirleriz. Tercih deniyor ona. Ona göre vururuz topa. Seneye inşallah Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya gideceğim. O da ve Allah nasip ederse 13 Mart'ta İstanbul'da Hünkar Kasrı'nda şu güne kadar uluslararası sergilerde yer almış, altın madalya dahil pek çok ödül almış fotoğraflarımızın da sergisi açılacak nasip olursa. Başarı bedel ister. Geldiğim emeği bilirseniz bunu. 2 ay fotoğraf hocamın peşinden koşmuştum da geçen gün İstanbul'daydı. Ya hocam beni kötü kovmuştun dedim. Gece yarısı aradım, dedim ki Dolunay fotoğrafları çekeceğiz. Kalkar mısınız? Telefonu yüzüme kapattı. Ertesi gün dedi ki aile saadetimi bozdun ya dedi. Hem içim adamsın. Gece yarısı beni fotoğrafa kaldırıyorsun. Amca baktı diyor odunlara. Ya Allah bismillah dedi, başladı vurmaya. Benim gözlerim böyle açıldı. Hiçbir parçaya baltayı ikinci defa indirmiyor. Sanki konuşuyor odunlarla, kütükler. Sanki ayrılacağı yeri biliyor. En budaklı parçalara bile en güçlü oduncu birkaç defa indirirken baltayı, o dede hiçbir parçaya baltayı ikinci defa indirmeden ya Allah bismillah dedi, bütün parçaları kırdı, altınları getir dedi. Ben hayretler içerisinde kalmış bir halde hemen çıktım yukarıya diyor, 2 tane altın aldım, getirdim avucuna bıraktım. Dedim ki amca hakkını helal et. Niye dedi oğlum, aleyhimde mi düşündün? Vallahi böyle düşündüm. Oğlum üzülme dedi diyor. Beni gören öyle zannediyor. Bu adam odun filan kıramaz ama sonuç böyle oluyor yavrum. Peki amca bunu nasıl yaptın diye sordum. Dedi ki oğlum o kadar da ileri gitme. Nasıl yani amca? Bak sen 1 saatime 2 altın ödedin. 50 yılın sırrını bedava istiyorsun. Böyle bir şey olmaz. Amca ne yapayım deyince, ne yapayım bana bir şey söyle, git oğlum 2 altın daha getir, sana bir cümle söyleyeyim. Hemen koştum diyor, 2 tane altın getirdim, avucuna bıraktım, buyur amca dedi. Dedi ki oğlum sen ne iş yapıyorsun? Ben atadan dedene kalma miras yedi bir adamım, hattatlık yapmayı. Ha sen vav yazıyorsun, evet, elif yazıyorsun, besmele yazıyorsun öyle mi? Evet. Peki oğlum sen hiç rüyanda elif gördün mü diyor dedi. Bir düşündüm de hiç rüyamda elif görmemişim. Hayır dedi. Vav'da mı görmedin oğlum? Hayır. Oğlum sen rüyanda hiç besmele yazmadın mı? Yazmadım deyince yürü git be oğlum senden atlat filan olmaz demiş. Ya amca niye böyle söylüyorsun deyince diyor, dedi ki bak oğlum ben 50 yıllık odun kırıcıyım. Şu yaşıma geldim hala odun kırıyorum. Ben niye böyle kırıyorum bu odunları biliyor musun? Çünkü bu yaşımda bile sabahlara kadar rüyalarımda odun kırıyorum oğlum. Bir adam ki hayallerini rüyalarına sokamamışsa ondan bir şey olmaz be oğlum, yürü git dedi diyor. Hayallerinizi rüyalarınıza sokmadıkça bu meseleler düzelmez. 2071'i rüyalarınıza sokun. Güzel şeyler olacak. Gelelim benim hayatıma. Fazla vakit yok. Bir de hayatımdan ilginç bir kesit var. Tam bu hayallerle ilgili olduğu için onu da anlatıp programı bitirelim. İnşallah daha geniş bir zamanda daha geniş konuşuruz. Belki nasip olur. Yıl 1969, babam beni aldı okula götürdü. Köyde okul yok. İlk okulu 2 ayrı köyde okudum. Hikayesi çok uzun. Okulu 2 ayrı şehirde okudum. Kars'ta 1. sınıfı, Horasan'da 2 ve 3'ü. 2 ve 3. sınıfta fırında çalıştım. Boyacılık yaptım. Lokantada bulaşıkçılık yaptım. Erzurum İmam Hatip Lisesi'ne gittim, parasız yatılıya geçtim. Paralıda kaldım bir süre. Sonra parasız yatılıya gittim. 4 yıl boyacılık yaptım. Son yıl paralı ödevler yaptım. Bir gün boyacılık yaparken bir arkadaşım geldi, Rıfat Kars, Erzurum'da şu anda imam. Dedi ki Nurullah'cığım dedi, 1 saatte kaç ayakkabı boyuyorsun? Şimdi boyacılık yapıyorum ama aynı zamanda İmam Hatip Lisesi'nin de 1.'siyim. Bütün sınıflarda yani yıllar itibariyle. Allah şahit ki ya bu adam 1.'ymiş desin diyesiniz diye demiyorum. Çilesini çektim çünkü. Hiçbir önemi yok. Ama çalıştığım. Boyacılık yaparken geldi. Kaç çift boyuyorsun 1 saatte? Dedim ki 10 çift. Benim coğrafya ödevimi yap. 10 çift ayakkabı parası vereyim. Dedim ki 1 saatte yapamam. 2 saatte yap. Yaparım. Tamam 20 çift vereceğim. Hemen yapamam dedim. 3 gün var dedi. Olur o zaman. Ödevini yaptım. Talep arttı bir anda. Ödev yapmak istemeyen bütün öğrenciler gelmeye başladı. Ben de kabul ediyorum. parasız yatırdı. Mütalalarda onlar ödevlerini yapıyorum. Ben bir anda boyadığım ayakkabı kadar da ödevden para kazanmaya başladım. Bir gün dediler ki müdür bey çağırıyor. Gittim, o hani defol diyen müdürüm benim, canım benim, hocam. Pencerenin kenarında duruyor, gel gel buraya dedi. Gittim kulağımı tuttu, büktü, ben böyle eğildim. Hocam ne yapıyorsunuz dedim. Sen dedi başkalarının ödevlerini niye yapıyorsun, sen okul birincisin zaten. Dedim ki hocam parayla yapıyorum. Ne? Haber yok. Dedim ki ben parayla yapıyorum. Sen dedi ödevlerden para mı alıyorsun? Vallahi hocam böyle oldu dedim. Ben de dedim para alıyorum. Kimin yapıyorsun? Rıfat'ın, kimin? Seyfettin'in, Allah rahmet eylesin. Seyfettin abi vefat etti. Can insanlar hepsi. Şunun. Durdu dedi ki, döndü. Ulan dedi bu tembeller ödev yapmaz. Bunlar ödevlerini yapar paralarını dedi. Müdür beyden de ruhsatı alınca bir yılda paralı ödev yaptım. İmam Hatip gitti. Sınav sonuç belgesi geldi. Tercih yaparken üniversite tercihi, işletme yazdım, ziraat yazdım, edebiyat yazdım. Edebiyat kolu mezun olduğumuz için tıp fakültelerini falan tercih edemedik. Fen kollarını tercih edemediğimizden dolayı. Gittim müdür beyin yanına. Baktı belgeye, böyle adalet olmaz dedi. Hayırdır hocam, senin fen puanın tıp fakültesini yukarıdan tutuyor oğlum dedi. Ama bir işe yaramamış. Hemen yarın gideceksin. Fizik, kimya, biyoloji dersleri veren liseler var. Yazılacaksın, fark dersleri alacaksın, seneye doktor olacaksın. Sevindim ben, puanım tutuyormuş. Hemen gittim yazıldım. Sonra aklıma geldi ki ben nasıl doktor olacağım diye. Bana hiç uygun bir şey değil. Çünkü iğne yapamam. Canım yanar yani. Adam ağlar, ben dağılırım. Yani iğne yapıyorum, of diyor, ben de of diyorum içimde. Yani olacak gibi değil. Vallahi bakın, aynı hayallerim böyle. Bu öyle bir travmaya dönüştü ki bende. Çünkü kazanacağım artık belli yani. Puanım çok yüksek. Ya dedim nöbet tutarım, hastalarla ağlarım sabaha kadar. Allah korusun bir hasta ölür, ben orada duramam. Giderim, defnederim, gelirim, nöbet kalır. Ben çünkü yapımı biliyorum bakın. Sirke civarında İstanbul'da oturuyorum, tren bekliyorum. Bir ihtiyar geldi yanıma oturdu, muhabbet ettik. Dedi ki ben bir lavaboya gidip geleyim. Gitti, benim tren geldi, binemedim. Tren gitti. Geldi dedi ki senin tren gelmedi mi dedim. Geldi, niye bilmedin dedim. Size alasmaladık etmeden gidemedim. Halimi biliyorum çünkü. Adam kalktı boynuma sarıldı ağladı. Biz ölene kadar haberleştik onunla. Sen benim oğlumsun bundan sonra dedi. Şimdi halimi bildiğim için benden doktor olmaz diyorum ama nasıl kurtulacağım onu da bilmiyorum. Ailede duydu ben doktor olacağım falan diye. Kardeşlerim, babam, herkes benim fark dersleri veriyorum. Allah'tan o günlerde karşıma bir hoca çıktı. Amerika'dan dönmüş, bize misyonu anlattı. Dedi ki, programın sonu, evlatlarım dedi, çocuklar 20 yıllık hayaliniz olsun en az. Kendinize bir hayal belirleyin. Ah dedim, tam benim işim. Notlar aldım, çıktım, bir hafta dolaştım, hayalimi belirleyemedim. Doktor mu olayım, müfettiş mi olayım, akademisyen mi olayım, karar veremedim. Gittim hocanın kapısını çaldım. Hocam ben geldim dedim. Hayırdır? Hocam ateşe attın bizi dedim ya, ben hayal belirleyeyim. Ya oğlum dedi, senden başka kapını çalan olmadı, gel içeri. Gittim, derdin nedir dedi, anlattım. Aldı beni, 2 ay ilgilendi. Yetenek tahlilimi yaptı, kişilik tahlilimi yaptı. İmam Hatip Lisesi'ni bitirirken de Milli Türk Talebe Birliği Hicri 1400 şiir yarışmasında Türkiye birincisi olmuştum. Belgesini götürdüm. Ne güzel dedi, dergilerde şiirler yayınlanmış. Sen şairsin, sanatkarsın. Peki hocam ben ne olacağım, ne olmalıyım? Senden doktor olmaz dedi, git kaydını sildir. Ben hemen ertesi gün gittim kaydı sildirdim. Nasıl mutluyum ama. Gittim kaydını sildirdim. Peki hocam ben ne olacağım? Dedi ki sen yönetim organizasyonda, stratejik yönetimde, çünkü yönetim bir sanattır ve sen bir sanatkarsın. Profesör olacaksın. Akademisyen olacaksın. Yazdım dedi. Yazdım. 20 sene sonra yönetim organizasyon profesörü olacak. Hocam başka? Sen dedi şairsin. 20 sene sonra Türkiye'nin tanıdığı bir şair olacaksın. Git bunu yaz. Ben fazla abarttım. Gittim dolabımın kapağına yazdım büyük harflerle. 20 sene sonra kırmızı harfler, hiçbir şeysiz, burada sınıf arkadaşım Sadık var. Sadık çok iyi bilir. Aynı odada kalıyorduk. Kırmızı harflerle dolabımın kapağına Profesör Doktor Sadık Öncü, bu da şimdi öğretim üyesi, benim dostum kardeşim, şöyle yazdım. 20 sene sonra Türkiye'nin tanıdığı bir şair olacağım. Parantez açtım inşallah. Tekrar yazdım. 20 sene sonra yönetim ve organizasyon profesörü olacağım. Parantezi açtım. İnşallah. Neden? Çünkü o köy odasında okunan kitapların altında şöyle yazardı. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Çünkü Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete rağmen. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar. İşte tam bu beyti de altında. Dolabının kapağında üstte yönetim organizasyonu, profesör olacağım, şair olacağım. İnş altta da Mehmet Akif'in beyti. Ben bir hafta sonra meşhur oldum. Kantine girdim, bizim arkadaşlardan bir grup kalktı, ey yüce profesör böyle buyur. Sadık iyi bilir, boyum da 1.65, sonradan 1.70 oldu yani. İlk dersimizde dayak yemiştik bir de beraber sınıfta. Siyasi bir forum olmuştu, bizi iyi bir pataklamışlardı, onun dişi kırılmıştı benim tırnağım. Yani böyle macera çok. Sonra bir gün sınıfa girdim, bir hanımefendi arkadaş kalktı yanındaki arkadaşlar. Ey yüce şair, son şiirini oku da bir dinleyelim. Sonra Ömer Yılmaz diye ortak arkadaşımız var, Ömer bana geldi. Dedi, sen manyak mısın, yazıyı sil. Niye dedim? Dedi ki, ya dedi, daha üniversitenin 1. sınıfındasın, ne profesör diyor. Ya, asistan olman lazım, asistanlık bile torpille oluyor, nasıl olacaksın? Dedim ki, benim hayalim böyle. Ya, boş ver hayalini dedi, git onu sil. Ömer silmem dedim. Bu bir daha baskı yaptı bana, çünkü beraberdik o zaman, silmem deyince neden ısrar ediyorsun? Dedim ki, siz benim içimde ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Hani dedim, Kelle Dimne'de ya da diğer masallardan birisinde okumuştum, karnı kınalı bir serçe varmış. O serçe, genç kızın penceresine gelen serçe. Hava karardığında, bozulduğunda, yıldırımlar düşerken, bütün kuşlar bir araya toplanıp tir tir titrerken, karnı kınalı serçe yere konuyormuş, sırtını yere verip ayaklarını göğe dikiyormuş. Diğer kuşlar sormuşlar, sen ne yapıyorsun, manyak mısın diye. Demiş ki, ben yıkılır diye gökyüzünü tutmaya çalışıyorum. Hepsi gülüşmüş, sen bu ufacık haline gökyüzünü nereden tutacaksın? Ayağa kalkmış serçe demiş ki, siz benim içimde ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Demiştim ki Ömer'e, sen benim içimde ne olduğunu nereden biliyorsun? Buna ne yapacağım ben Allah'ın izniyle? Ama tecrit edildim, kendimi attım bir tarafa, kaldım oracıkta. Kütüphaneye gidiyordum daha çok, kütüphanede oturup tercümeler falan yapıyordum ya da işte Sadık Bey'le, Ömer Bey'le, kardeşlerim, arkadaşlarım, onlarla buluşup bir yerlere gidiyorduk derslerden sonra. Çoğunlukla da çalışıyordum. Haftada 2 gün fırında çalışıyordum. Yurtların kapısı hatırlarsan 18'de kapanıyordu. Kapandığı için kalacağım yer olmuyordu. Bir sınıf arkadaşımız daha vardı ortak, Nedim Kahya diye, geçen sene vefat etti. Çok da üzüldü Sadık kardeşim. Nedim'e gitmiştim, o tren garında çalıştığı için, Nedim ben soğuklarda burada gelip kalsam geceleri. Bana bir bank ayırmıştı üzerine ne harfi yaparak. Ben yaklaşık 4 yıl içerisinde 100'ü aşkın gece o bankın üzerinde uyudum. Bir battaniyenin altında bir yastıkta meczup muamelesi gördüm. Gece 1'de tren gelirdi, banlıyor treni, yolcular boşanırlardı trenden. Yanımdan geçerken Erzurumlu hanımlar bile Erzurum şivesiyle derlerdi ki, viş aman bu mazluma biraz emek verin. Abu meczuba biraz para bırakın, yanıma paralar bırakırlardı, alır onları meczuplara götürürdüm. Hatta bugün bir meczubun yanımdan geçtik, Sadık'a dedim ki, ya dedim, benim meczuplarım da vardı, onlara para götürüyordum üniversite 1'de. İşte o günlerde hikayenin sonu şimdi. Kantinde kütüphanede otururken bir arkadaş geldi bana, dedi ki bir Amerikalı mimar var, konuşamadık, hadi gel sen konuş. Hani profesör olacağım falan diye de yazmışım ya, sanki ben çok iyi İngilizce konuşuyorum. Dalga geçecek benimle, yani ineceğim, çarpıp konuşamayacağım. Olur dedim, heyecanlandım, sebebi bir mektup arkadaşım olacak diye. Bir de öyle mektup arkadaşı arardık o günlerde. İndim, hello, haydan sonra adam beni tercih etti, dedi ki bu benim işime yarar, siz gidin. Daha sonra bana dedi ki senin heyecanını sevdim. Ben çok heyecanlıydım çünkü. Boyum kısa. Joshua 2 metre boyunda. Böyle bakıyoruz birbirimize. Buyurun dedim. Dedi ki 2 saat ücretini ödeyeceğim. Erzurum'un tarihi eserlerini anlat bana. Olur dedim. Sonra aklıma geldi ki ben Erzurum'un tarihi eserlerini bilmiyorum ki. Ne anlatacağım? Balık. İşte balık gibi yetişmişiz. Bakın İmam Hatip Lisesi mezun olduğum halde Erzurum'un tarihi eserlerinin detaylarına hakim değilim. Hemen bir fikir geldi aklıma. Dedim ki Mr. Joshua siz burada bekleyin, ben 2 saat işim var yapıp geleyim. Tamam dedi, ben burada bekliyorum. Çıktım, Türkçe ansiklopedi yok. Ana Britannica'nın ve Meydanlar Uslu'nun İngilizce müsalarından Erzurum maddelerini açtım, 10 sayfalık metin hazırladım. Tarihi eserler, mimarları, üslubu vesaire ezberledim, indim aşağı mağrur bir komutanım olacak böyle. Tamam mı? Tamam. 2 saat gezecektik, 2 gün gezdik. Ben Joshua'ya hiçbir şey anlatamadım, o bana Erzurum'u anlattı. Çünkü adam yüksek mimar. 4 yıl Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle ilgili hazırlık yapmış. Doğu Beyazıt'taki İshakpaşa Sarayı'nın mimari özellikleriyle ilgili tez yapmak üzere Erzurum'a gelmiş. Bana en son dedi ki sen dedi klasik cümleler ezberlemiş gelmişsin. Sen Erzurum'u bilmiyorsun. Ben sana mimarını sormuyorum, Ulu Cami'nin köşe taşını koyarken neden kurban kestiler onu anlat. Ben sana çifte minareli caminin mimarını ya da üslubunu sormuyorum, onları ben biliyorum. Şu odaları niye küçük yaptılar, namaza alışsınlar diye mi çocuklar? Ya da tevazuya alışsınlar diye mi? Götürdü beni odanın kapısına, ben uzun. Bilemedim tabii ben. En son dedi ki sen kendi şehrini bilmiyorsun. Ayrılacağız. Yakutiye medresesinin yanında. Isırca şuraya yazışalım dedi. Mektup arkadaşı olacağız ya. Vay dedi tok sesli bir adam. Ben sana dedi satranç oynarken satranca doğrudan bulaştım. Beni de yendi. Bütün Erzurumlar satrançta yendi. Öyle bir inatlaştım satrancı öğrendim. Erzurum şampiyon oldum. Türkiye Ligi'nde oldum adamı yakalayamadım. Ya Amerika'ya da gidemedim ki oturup oynayalım. Yani öyle vurdu tepeme böyle o taşları yenerken. Gülüyor yani sen zaten bilmiyorsun falan. Ağırıma gitmiştim. Dedi ki satranç oynarken adresini verdim. Sen yaz bana ben sana yazmam. Bu sefer ben dedim neden? Çünkü sen yazmaya layık bir adam değilsin. Nasıl söylersiniz dedim. Çünkü dedi sen kendi şehrini kültürünü bilmiyorsun. Atalarım olsaydı yazardım sana yazma. Ben de bunun üzerine sert bir şekilde yine de yazacaksınız dedim. Tekrar sordu vay neden? Çünkü dedim bir Amerikalı bir yere gittiğinde hürmet ikram görürse döndüğünde en azından bir teşekkür mektubu yazar. Doğru dedi nereden biliyorsun? Dedim ki Amerikan romanlarından biliyorum. Allah Allah dedi yani sen şehrini bilmiyorsun Amerikan romanlarını biliyorsun. Tevafuka bakın. Aylık dergi çıkardı. Cahit Zarifoğlu Mavera'yı Yaşar Kaplan Aylık dergiyi çıkardı. Ben de Aylık dergiye Yaşar Kaplan'a mektuplar yazıyorum. Yaşar Kaplan da Allah selametlik versin. 50 kitap yazdı bana. Bunları oku. Sonra bana şiir gönder. Mektup yazmıştım. Param yok. Bunları alamam. Bir sene sonra ancak okur gönder. Bana 2 ayda da rapor et kitapları demişti. Ne şans tarihli bir adam. 15 gün sonra kargo geldi. Açtım Yaşar Kaplan 50 kitabı hediye etmiş bana. Ve yazmış bunları oku, 2 ayda rapor gönder, şiirlerini gönder. Öyle de başladım Aylık dergiye. Ta çıkardığı sürece kadrosundaydım. O günlerde de John Steinbeck'in romanlarını okuyordum. Fareleri ve insanları bitirmiştim. Gazap hüzünleri elimdeydi. Gözlüklerimin camı da 1.25 falan olmuş gözlük takıyorum. Ameliyat olurken 8.5'tu çünkü. Ve dedim ki Amerikan romanlarından, hangi Amerikan romancılarını okudum? İşte saydım. Steinbeck'in romanlarını saydım. İnanmıyor adam artık. Saydım işte Sardalya Sokağı, Bitmeyen Kavga, Fareler ve İnsanlar. Hangisini okudun Fareler ve İnsanlar? Kahramanlarını saydım. Aklıma güzel bir fikir geldi. Fareler ve insanları bilenler bilir. Orada 2 tane kahraman vardır. Biri George, ufacık bir adamdır benim gibi. Biri de Joshua gibi iri yarı bir adam Lenny. Dedim ki şimdi ben de buna bir gol atayım. Beni ezdi çünkü. Lenny orada aptal tiptir. George zeki tip. Dedim ki 2 kahramanı var, George ve Lenny. Lenny size benziyor, George da bana benziyor. Güldü. Joshua'yı alkışlayın, ne dedi biliyor musunuz? O bizim coğrafyada öyledir. Sizin coğrafyalar uzunları da aptal, kısaları da aptal dedi. Ben oturdum ağladım. Baktı ki ben ağlıyorum, tuttu kaldırdı beni. Bak dedi sana neden yazmayacağımı söyleyeyim. Açtı çantasını, Bosman'ın adını ilk ondan duydum. Gazi Hüsrev Medresesi'ni ilk defa bence şuradan duydum. Fotoğraflar çıkardı. Ataların yapmıştı onları, yapanlar olsaydı yazardım sana yazma. İstanbul'a geldi, Sivas'a geldi, bütün şehirler 45 dakika bana bir mimari dersi verdi. Her defasında diyor ki bunları yapanlar olsaydı sana yazma. Yazardım sana yazma. En son dedi ki ben sana 2 gün Erzurum'u anlattım. Ben de hemen araya sokuşturdum. Ben de size bütün Erzurum'un tarihi yemeklerini getirdim dedim. Çünkü ben de bütün harçlıklarımı harcadım. Cağ kebabı, kadayıf dolmaz. Adama ne bulduysam yediriyorum. Başka gücüm yok, bir şey yapamıyorum. Dedi ki, bak dedi, Doğu Beyazı'daki Sakpaşa Sarayı tarihinde kalorifer teşkilatı olan tek binaydı. Onu yapanlar olsaydı yazardım, sana yazma. Ben iyice çöktüm. Tuttu bileğimden aldı, Erzurum'un sokaklarında gezdirdi. Tarihi eserlere yaptığınız muameleyi gösterdi. O zaman belediyecilik başkanı nerede hak getire? Her taraf pislik içindeydi. Evler yıkılmış, camlar kırık, kapı kolları kırık, tarihi binalar çökmüş, pislik içerisinde, örümcek içerisinde bütün camlar vesaire. Şu ifade kendisine aittir. Flower, flower dedi. Ataların taştan şiirler oymuşlar. Bak bunlara. Bir de sen bak etrafına ne yapmışsın. Bunu yapanlar olsaydı yazardım sana yazmam. Döndü gitti, ben oturdum orada ve ağladım. Neden biliyor musunuz? Çünkü 3 kuvvetlerin etrafı oradan geçen faytonların, atlarının pislikleriyle doluydu. Çünkü çocuk pislikleri bile vardı orada. Cam kırıkları, süpürgeler. Çünkü ben onları temizledim o gün. Gittim bir kürek buldum, orayı temizledim, götürdüm. Dedim ki ilk evimi buradan tutacağım. İlk evim benim 3 kuvvetlere baktı 2 sene. Pencereden 3 kuvvetlerin etrafına bakıp durdum. Dedim ki Joshua bana bir ders verdi. atalarından kalanı öğrenmek zorundayım. Sizler atalarınızı öğrenin ne yaptıklarını. Öğrenin ki bu topraklarda 2071 geldiğinde üzerine büyük şeyler koyalım. Onun için hayalleri olmayanların gelecekleri olmaz. Onun için başarı bedel ister. Omzum ağrıdı, artık ayakta duramıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Kıymetli misafirler, değerli başkanım, sayın vekillerim, kıymetli misafirler, bizi muhabbetle selamlıyorum. Hocam ağzına, yüreğine, ilmine, kelamına sağlık. Çok güzel tohumlar ektiniz. İnşallah hepimiz, herkes nasiplendiler, hissedar oldular. Bu hayal kurma konusunda geçmişimden aldığımız güçler. Gençlerimiz hep şunu söylüyorum, bunu sık sık tekrar ediyoruz. Asla hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Israrcı olun, hayallerini, hayal kurmanızda engel olanlar da tağredin, reddedin adeta. Hayallerle hakikatler arasında çok ince bir çizgi vardır. Hocam çok bahsetti. Gayret vardır, azim vardır, çalışmak vardır, emek vardır, alın teri vardır, akıl teri vardır. Rabbim bu kavramları yüreğimize atıp tohumlamasını nasip etsin diyorum. Yüreğine sağlık hocam. Hocamın hakikaten bir Anadolu insanı, Anadolu özünü, yüreğini hissedip samimi anlattığı cümleleri bütün ruhumda, bütün zerratında hissederek anlatıyor ve bir Anadolu insanının adeta çilekeş Anadolu insanının köyünden, ilçesinden, ilinden ve bütün Türkiye'ye nasıl tezahür ettiğini, bir filizlendiğini, bir kök bile salıp adeta ormanın en güzel göstergesi. Hocamı YouTube'da olsun, kitaplarını okumak olsun, YouTube'da dinlemek olsun. Çok keyif aldım ifade ediyorum. Gençler takip edin, değerlerimize sahip çıkalım, değerlerimizi özümseyelim. İnşallah gelecek İslam'ındır, milletimizin, devletimizin. Hepinizi muhabbete selamlar. Sayın şairimiz şöyle sesleniyor. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgun. Sivas, Nurullah Genç neden ona vurgun olduğumuzu lütfen anlasın. Yüreğini bereketlendirsin, nefsini tutun, nefesini kuvvetlendirsin. Hocamızı çok yorduk. Kıymetli valimiz Sayın Salih Ayhan Beyefendi buradalar. Kendisini sahneye arz ediyorum, teşriflerinizi, kıymetli alkışlarınızla.